aşkım, nasıl kurtaralım mı? 7'den 70'e napsalım, binlere sıra dağılalım mı? Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere... Ben ne diyeceğim? Bugün sizlere 3 tane film önermek istiyorum. Bir tanesini dün akşam izledik. 2002 yapımı bir film olmasına rağmen güncelliğini koruyor bence. Diğer ikisi de daha önce izlediğim filmlerden oluşuyor. Dün akşam izlediğim filmden çok etkilendim ve bunu size önermek istedim. Ama sadece bir filmle yetinmek istemedim. Benzer konuları içeren 2 film daha önermek istedim. Anlaşıldı yani, bu çok ciddiyetsiz bir video olacak. Söğüdün dağları beni rahat bırakmıyor. Önceki dün akşam izlediğim film, yani bahsedeceğim ilk filmimiz hayatımızı sorgulamakla alakalı. Biraz sizi içsel yolculuğa da çıkarıyor. Yaşadığınız hayattan memnun musunuz? Bunları sorgulamanızı sağlıyor. Diğer 2 film ise genel olarak dünya gezegeniyle alakalı. Gezegenimizde oluşan hava kirliliği, nüfus artışı gibi konuları ele alan filmler. O zaman hazırsanız başlayalım. Önermek istediğim ilk filmimiz, dün akşam izledim dediğim Hayatın Hakkını Ver. Başrollerinde Angelina Jolie oynuyor. Bence bunun için bile izlemeye değer diye düşünüyorum. 2002 yapımı bir film ve gördüğüm kadarıyla da 14 Ekim'e kadar Netflix'te izleyebilirsiniz. 14 Ekim'de yayından kaldırılacakmış. Bir an önce izlemeniz için bir sebep daha olduğunu düşünüyorum. Film dediğim gibi hayatınızı sorgulatacak bir film olmuş. Yaşadığınız hayattan memnun musunuz? Başarılı ya da mutlu musunuz? Bu tarz konuları adeta iç sesinizle konuşur gibi ele almışlar. Konusu da şöyle, muhabirimiz Angelina Jolie'nin canlandırmış olduğu karakterimiz bir muhabir ve yükselmeye çalışıyor. Ve bir takım görevleri yerine getirirse ünlü bir haber ajansında yer alacak. Hayatı aslında rutin bir şekilde ilerliyor. Her gün sporunu yapıyor. Nişanlısı var, evlenmek üzereler. Nişanlısı da ünlü bir sporcu. Yani ikisi de aslında medyatik isimler, medyatik yüzler. Yaptığı bir sokak röportajı hayatını değiştiriyor aslında. Sokak röportajını yaptığı adam medyum. Yani o civarda medyum olarak biliniyor. Kahin Jack diye tanınıyor. Muhabirimiz onunla konuşurken bir haftalık ömrü kaldığını öğreniyor. Tabii ki önce inanmak istemiyor ama kahinin diğer tahminleri de tutunca, örneğin ertesi gün hava çok güneşli olmasına rağmen dolu yağacağını söylüyor ve dolu yağıyor. Bir günde bağırıyor böyle, gökten bir melek düşecek, gökten bir melek düşecek diye tekrarlıyor ve onun bahsettiği şekilde de olmasa da gerçekten söylediği tutuyor. Ve olaylar bu şekilde gerçekleşmeye başlayınca muhabirimiz de bir hafta sonra öleceğine inanıyor. Ve bunun nişanlısından hariç konuştuğu bir adam var, hoşlandığı. Onunla aslında sürekli diyalog halindeler ve hem birbirlerine sürekli laf sokuyorlar ama aynı zamanda da hep beraberler, hiç ayrılmıyorlar. O adam da sürekli ona hayatını sorgulatacak sorular soruyor. Yani kavramlarla alakalı sürekli soru soruyor. Örneğin kadın diyor ki hayatım bu şekilde devam ediyor diyor. Adam diyor ki hayatım derken neyi kastediyorsun? Hayatım bu şekilde devam ediyor derken neyi kastediyorsun diyor. Yani sürekli kavramlar üzerinden onun kendisini sorgulamasını sağlıyor. Sürekli bir iç ses gibi onunla konuşuyor aslında. Film böyle devam ederken bir hafta sonra öleceğim, bu konuda ne yapabiliriz diye adamla sürekli bunun üzerine konuşuyorlar. Ve adam da diyor ki sen diyor hayatın akışını değiştirirsen, eğer yönünü değiştirirsen, gittiğin yol buysa onu biraz değiştirirsen belki de bir şeylerin değişmesini sağlayabilirsin. Yani aslında birazcık ölümü aldatma gibi bir yol seçiyorlar ve film bu şekilde ilerliyor. Tabii ki çok radikal değişiklikler yapmıyorlar. Mesela ben olsam bir haftalık ömrüm kaldığını öğrensem alırdım sırt çantamı, dünyayı dolaşırdım, gezerdim yani. Yine muhabirlikten vazgeçmiyor ama biraz farklı, çılgın bir yol seçiyor. Bir yerde eylem oluyor, oraya gidiyor, orada biraz çılgınlık yapıyor falan. Yani aslında yine çizgisi aynı ama çizgiyi birazcık hareketlendiriyor diyebiliriz. Film bu şekilde ilerliyor. Tamamen detaylarını anlatmak istemiyorum. İzleyin lütfen. Çok keyifliydi. Yani sizin hayatınıza da etki sağlayacak bir film olduğunu düşünüyorum. Hayatınızı sorgulatacak, belki yaptığınız işlerden farklı şeyler yapma motivasyonunu size kazandıracak bir film olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar anlatmayacağım tabii. Hem sürprizi kaçmasın hem de sizin seyir zevkinize engel olmuş olmayayım. Bunu hep söylüyorum. Film bu şekilde 14 Ekim'e kadar Netflix'te olacak. O zamana kadar Netflix'ten izleyebilirsiniz. Diğer türlü internette de vardır umarım. Diğer filmimiz ise Absolutely Anything. Türkçe'ye Güç Bende Artık diye de çevrilmiş. Ne Dilersen diye de çevrilmiş. Ama Absolutely Anything yazarsanız çıkar diye düşünüyorum. Bu filmin konusu da çok ilginç. Daha önce izlemiştim ve hala etkisindeyim. Filmimizin konusu şu şekilde. Başarılı ve güçlü bir uzay kolonisi Dünya gezegeniyle alakalı bir karar vermek üzereler. Dünya gezegeninin kurtarılması gerektiğini düşünüyor. Bazıları ise bunun gerekli olmadığını düşünüyor. Aralarında oylama yapıyorlar ve şöyle bir karara varıyorlar. Dünyadaki insanlardan bir tanesine sonsuz güç verelim. O gücün iyi değerlendirirse Dünya gezegeninin hala bir şansı var demektir. Ve bu gücü de sıradan bir öğretmene bahşediyorlar. Tıpkı Tanrı gibi sonsuz gücü oluyor. Ve adam gücü fark ettikçe küçük küçük şeylerle kullanıyor. Örneğin aşık olduğu, hoşlandığı bir kadın var. Onu ayarlamak için kullanıyor. Köpeği var. Köpeğinin konuşmasını istiyor. Hayatını böyle küçük yönde değiştirecek şeylerde kullanıyor. Daha sonra dünyanın gidişatını etkileyecek şeylerde kullanıyor. O yüzden izlemesi çok keyifli. Hem çok komik hem de çok düşündürücü bir film olmuş. Kesinlikle izlemelisiniz. Yani aslında insanlara sonsuz güç verildiğinde olayların nasıl raydan çıktığını görüyoruz. Yani Tanrı rolüne bürünmek isteyen insanların nasıl gücü kontrolsüz bir şekilde elinde tuttuğunu ve olayları içinden çıkamaz hale getirdiğini görüyoruz. Dünyanın bir dengesi var. İyi ve kötü, güzel ve çirkin, kolay ve zor. Bunların iki tarafı da dengede olmak zorunda. Bir taraf daha ağır basarsa, örneğin filmde göreceksiniz. Adam diyor ki her şey çok iyi olsun diyor artık en sonunda. Her şey çok iyi olsun diyor. Savaşlar bitiyor, hiç sorun çıkmıyor. Bu sefer başka şeyler ortaya çıkıyor. Yani denge her zaman çok önemli. Yin yang diyoruz ya, iyi ve kötünün dengesi. Bence dünya bu şekilde ilerlemeli. Nasıl ki bir ölüm gerçekleştiğinde onun aksine yeni bir can doğuyor. Yeni bir can dünyaya geliyor. Dünya her açıdan iyi ile kötünün dengede olmasıyla ayakta duruyor diyebiliriz. Bu filmi de izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Belki siz de izlemişsinizdir ve yorumlara yazabilirsiniz. Diğer bir filmimiz ise yine dünya gezegeninin kötüye doğru gitmesiyle alakalı bir film. Bu film de ne kadar distopik bir film gibi görünse de aslında muhtemel dünyanın gerçekliği olarak değerlendirebiliriz. Eğer bu şekilde devam edersek, dünya kaynaklarını sınırsız gibi kullanmaya devam edersek bence muhtemel sonumuz böyle olacak gibi. Filmin konusu da şöyle, askeri bir deneme yapıyorlar ve sıradan bir askeri zaman makinesinde unutuyorlar. O da bir uyanıyor ki 500 yıl sonraya ışınlanmış, bir bakıyor ki dünya çok yaşanmaz hale, her şey karışmış, toplumsal yozlaşmalar meydana gelmiş, tarım bitmiş, insanların zeka seviyesi düşmüş, yapılan espriler çok kalitesiz. Bu arada filmin ismini hiç sormuyorsunuz. Filmin ismi Idiocracy. Idiot zaten aptal demek biliyorsunuz. Aptalların yönetimi gibi bir anlama da geliyor. Yani aslında 500 yıl sonra uyandığında dünyanın yaşanılamayacak bir halde olduğunu görüyor. Tamamen ormansız, çöl gibi bir dünyaya uyanıyor. Yapılaşma, betonlaşma artmış. Ağaç namına bir şey yok. İnsanlar suyun varlığını unutmuş. Su ne bilmiyorlar. Şöyle bir söz vardır ya, körler ülkesinde şaşılar kral olur. Yani o asker normalde kendi döneminde çok daha zeki bir asker değilken oraya gittiğinde aslında ortalamanın bayağı bir üstünde kalıyor zeka seviyesi olarak. Suyun varlığını unuttukları için su gibi tükettikleri bir içecekleri var. Kola tarzı, yani asitli içecekler falan. Yani tarımı da bitirmişler. Hiçbir şey üretemiyorlar. Her şey hazır. Zeka seviyeleri düşük. Yani çok kötü, yaşanmayacak bir dünyaya uyanıyor. Ve adam bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Tarla gibi bir yerde suyu kullanarak bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor. Ve o sırada da canlı yayındalar. Herkes büyük bir heyecanla olup olmayacağını merak ediyor. Sonra ilk deneme için başarısız oluyor ve sonra o suyun bitkiyi nasıl yetiştirdiğini görüyorlar. Yani yaşantımızı sorgulamaya çok müsait bir film. Kesinlikle bunu da izlemenizi öneriyorum. Bu filmlerin üçünü de arka arkaya izlerseniz beyniniz çok yorulacak ama çok daha aydınlanma yaşayacağınızı umut ediyorum. Belki bir şeylerin değişmesi için elimizi taşımızın altına koyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü o askerin uyandığı gelecekte aptallar sürekli üreme halindeler, sürekli ürüyorlar. Ama bilinçli kesim, kültürel seviyesi yüksek, daha eğitimli insanlar doğum yapmayı bırakıyor, üremeyi bırakıyor. Yani kimse böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyor. Ve bu sayede de aptalların sayısı artıyor ve bilinçli insanların soyu tükeniyor. Yani aslında bu günümüz için de geçerli. Biz kendimizden örnek verecek olursak biz böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyoruz. Geleceğin bu kadar karanlık olduğu bir dünyaya neden çocuk getirmek isteyelim? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani bu filmleri izlerseniz ben çok mutlu olurum. Ben izledim ve çok etkilendim. Hatta tekrar izlenecek filmler olduğunu düşünüyorum. Ara ara açıp izlenmesi gereken filmler olduğunu düşünüyorum. Bugünlük önerilerim bu kadar. Bayağı böyle söğüt ağacıyla cebelleştim. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Ben olmuyorum aslında. Hoşuma gidiyor ama bir taraftan da belki saçım başım karışmıştır diye düzeltme yapıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın.